Bugün konuğumuz Skoda Fabia. Fabia'yı size daha önce anlatmıştım ama bu yanındaki Fabia Monte Carlo. Monte Carlo aslında bakarsanız bir donanım seviyesi olmaktan ibaret. Biraz daha fazla sportif içeriğe sahip. Belki Karoq'taki Sportline'e benzer bir donanım diyebiliriz. Ama Türkiye için ayrıcalığı var. Çünkü 1.5 litrelik TSI motor sadece Monte Carlo ile geliyor. Monte Carlo da sadece 1.5 litrelik TSI motorla geliyor. Böyle bir eşleşme var yani ortada. Yani bir Fabia Monte Carlo gördüğünüzde piyasadaki en güçlü Fabia'lardan bir tanesi gördüğünüzü anlamış olacaksınız ve bizim trafiğimiz için de aslına bakarsanız hiç de azımsanacak güce sahip değil. Bu otomobil ya da performansa sahip değil. Öyle baktığınızda yani belki biraz daha çekinik davranabilirsiniz böyle bir otomobil gördüğünüzde. Bu videoda size Monte Carlo'nun ya da 1.5 litrelik TSI motora sahip bir Fabia'nın farklarını anlatacağım. Yüzeysel olarak Fabia özelliklerinden tabii ki bahsedeceğim ama detaylı bir Fabia anlatısı dinlemek isterseniz yukarıdaki i düğmesine basıp eski videoya belki de geçmeyi tercih edebilirsiniz. 1 litrelik TSI motora sahip bir versiyonu anlatmıştım daha öncesinde. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen Fabia'nın direksiyonuna geçeyim. Monte Carlo ismi nereden geliyor? Donanımına gelen farklılıklar neler? Ve tabii ki 1.5 litrelik TSI motora sahip bir Fabia kullanmak nasıl bir duygu? Bunların hepsini anlatayım size. Şimdi de Skoda Fabia Monte Carlo'nun direksiyonundayız. Önce Monte Carlo donanımından biraz bahsedeyim. Monte Carlo adını belki merak ediyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz için Monte Carlo, Monaco Prensliği'nin merkezi diyelim. Monaco Prensliği de Fransa'nın güneyinde, Fransız Riviera'sındaki jet set denilen gerçekten çok zengin olanlar. Yani teknelere yat diyenlerin değil, gemilerini yat olarak adlandıran insanların uğrak yeri, yaşadıkları yer çoğu insanın ya da bir şekilde vergilendirmelerini yaptıkları yer. Monte Carlo küçük bir kasaba, öyle tarımı vesairesi olan bir yer değil. Ama Avrupa'nın ortasında o kadar servet el değiştirirken bundan faydalanabileceğini düşünen bir prenslik aslına bakarsanız. Ve faydalanmanın en kolay yolunda önce kumarhaneler, ondan sonra da vergi konusu olduğunu fark etmişler. Kumarhaneler açılmış, eğlenmek isteyen zenginler Monte Carlo'ya akın etmişler. Ve üzerine de vergi cenneti olması vesilesiyle de gerçekten büyük paralar Monte Carlo'ya, Monaco'ya daha doğrusu giriş yapmış ve bugünkü konumuna erişmiş. Aslına bakarsanız coğrafi özellikleri açısından bir tatil yöresi olarak Ege ile ya da Akdeniz'de bizim sahillerimizde öyle yarışacak bir durumu yok. Öyle çok da çekici bir yer değil. Ama sağladığı imkanlar tabii ki biraz daha farklı. Bugün itibariyle bile bu yüksek kurlarla bile mesela Bodrum'da tatil yapacağınız paraya Monaco'ya tatile gidebilirsiniz. Monaco'da kalamazsınız. Monte Carlo'da kalamazsınız daha doğrusu. Monte Carlo'da kalmak biraz pahalıya mal olur. Gerçekten pahalıya mal olur. Hatta bayağı bir yüksek fiyatlar ama ne bileyim dağdaki bir bağ evinde kalabilirsiniz. Bir otomobile ihtiyacınız olur. Eğlenceniz belki yarım kalır. Ya da Nice'de mesela kalabilirsiniz. Ve Monaco'nun, Monte Carlo'nun keyfini sürebilirsiniz. Nice bir saat yaklaşık uzaklıkta bir yer. Sürekli toplu taşıma var vesaire var. Böyle güzel bir tatil yapabilirsiniz. Ne anlatıyorum ben size? Acaba tatil anlatıyorum. Monte Carlo'nun motorsporları geçmişi vardır. O yüzden bu otomobile Monte Carlo ismi verilmiş. Güzel bir tatil yöresi olduğu için değil. Motorsporlar açısından gerçekten de önemli, değerli bir coğrafyadır. Bu ilgiyi yoğun tutmak için aslına bakarsanız yönetim çok destekliyor motorspor aktivitelerini. Herhalde Monaco Grand Prix'sini bilmeyen yoktur. Formula 1'deki en ilginç yarışların, en sıkıcı, izlemesi en sıkıcı. Ama bir yandan da en ilginç yarışlardan bir tanesidir. Bir şehir pistinde koşulur. Neredeyse kimse kimseyi asla geçemez. Kazalar olur, güvenlik araçları olur vesaireler. Ama orada kendinizi göstermek için mesela yeni para kazanan, cemiyete yeni dahil olmuş, jetset cemiyetine yeni dahil olmuş biriyseniz yatınızı oraya park edip oradan yarışı izlerseniz çok güzel bir şekilde kendinizi tanıtmış olursunuz. Bu açıdan önemlidir. Bu otomobilin ismini verense Monte Carlo Rally'si. Yıllardır düzenleniyor ve Skoda da 1930'ların sonundan beri Monte Carlo ismini bazı modellerinde kullanıyor. Monte Carlo ismi bu arada Monaco'nun bir tescilli markası. Yani Skoda bu ismi kullanmak için Monaco yönetimine para ödüyor. Bir telif ücreti, bir lisans ücreti ödüyor ve öyle bu aracını da kullanabiliyor. Malumunuz ya da değildir belki çünkü rally birazcık gözden uzak kalan bir motor sporudur. Formula 1 kadar popüler değildir. Son dönemde Skoda rallide gerçekten büyük başarılar elde etti. Ve o başarıların dışa vurumu olarak da Monte Carlo ismini rallide yarıştırdığı Fabia'ların bazı versiyonlarında kullanıyor. Bir önceki nesilde de bir Monte Carlo versiyonu vardı. İlk başta Octavia ile yarışıyordu. Çok eskilerden bu arada Çek Cumhuriyeti. Daha demir perde ülkesiyken rally orada çok popülerdi ve arkadan çekişli, arkadan motorlu Skoda modelleri vardır hatırlarsınız. Türkiye'de de gelmişti. Onların mesela ciddi bir rally geçmişi vardır. Yani Skoda rally'ye yeni değil,
Ama son dönemde gerçekten de büyük başarılar elde etti. Uluslararası arayana da Octavia ile başarılar. Sonra tabii ki değişen yönetmelikler vesaireler, kurallar, kanunlar. Fabia artık şu anda Skoda'yı temsil ediyor. Rally parkurlarında işte otomobil. Monte Carlo gibi ikonik bir rally markasıyla belki de bu otomobile yansıtılıyor diyebiliriz ama aslında bakarsanız yansıtıldığı falan yok. Bir donanım seviyesi olmaktan ibaret en başta söylediğim gibi. Peki bu donanım size neler getiriyor? En üst donanım seviyesi değil bir otomobil. Öncelikle bunu bilmeniz lazım. Premium'la benzer bir zenginliğe sahip diyelim. Premium'da olan bazı donanımlar bu araçta da, bu versiyonda da geliyor. Mesela dijital gösterge tablosu, mesela 8 küsur inçlik bilgi eğlence sistemi. Premium'dan farklı olarak biraz daha fazla sportif detayı var. Hem dışarıda hem dışarıda bunları çok rahat görüyorsunuz. Dışarıda mesela hemen dikkatinizi çekecek belki Skoda ve Fabia yazıları bagajda siyah olarak geliyor. Izgarası biraz daha farklı. Tamponun altında, marş bir yerlerinin altında siyah, yine lake siyah. Eklentiler var. 17 inçlik jantlar var. Aero jantlar. Üzerlerinde kapaklar var. Aerodinamik olarak biraz daha etkili olsun otomobil diye. Ona ya da katkıda bulunsun diye. 17 inçlik jantlar var. Yani dışarıdan çok rahat bir şekilde tanımlanabilecek, farkı anlaşılabilecek otomobilden bahsediyoruz. Biraz daha farklı renk seçenekleri var. Tavanı standart olarak siyah olarak geliyor. Bunun dışında mesela premium'da isteğe bağlı olarak gelen AFL'li, yani duruma göre kendisini uyarlayabilen LED farlar da yine standart olarak geliyor. Monte Carlo ufak tefek donanım farklılıkları var ama asıl farkı biraz daha sportif olmasından geliyor. İçeride de bunlar devam ediyor. Burada görmüş olduğunuz kırmızı dekorasyon parçaları mesela yine Monte Carlo'ya özgü. Ambiyans aydınlatması premium'da da geliyor mesela. Burada da var. Aynısı kırmızı veya beyaz olarak tercih edebiliyorsunuz. Monte Carlo'ya özgü bir direksiyon simidi var ama normal iki kollu direksiyon simidin üçüncü bir kol takılmış hali gibi. Bu öyle çok da farklı değil diğer direksiyon simitlerinden ama mesela dokusu gayet güzel. Tam 9-15 pozisyon tuttuğunuz yerdeki dokusu oldukça iyi. Spor koltuklar geliyor. Başımın belası. Hem cam tavanı yok hem spor koltukları var. Yani ayarlanabilir kafalı yok otomobilin. Bu nedenle şu anda siz bir tripodun üzerinde serbest bir şekilde duran bir kameradan izliyorsunuz beni. Bağlamak bayağı zor oluyor bu tarz otomobillere. Karbon fiber dekorasyonlar var. Böyle yani kırmızılar, karbon fiberler klasik bir sportiflik gösterisi aslında. Koltuklarda buna bir cila yapıyor diyebiliriz. Monte Carlo ile ilgili farklar bunlar. Bunun dışında mesela süspansiyon sisteminde bir değişiklik yok. Ya da ne bileyim ki diferansiyel vesaire bunlar yok. Çünkü bu otomobil aslında VRS'lerle normal versiyonlar arasında bir köprü oluşturma, eksik halkayı oluşturma görevi taşıyor. BMW'nin M Sport versiyonları gibi düşünebilir belki de. Ya da Mercedes'in gerçekten AMG olmayan AMG'leri gibi düşünülebilir. Peugeot'un GT'si gibi, Opel'in başka bir şeysi gibi, her neyse yani. Ford'un ST'yi ile aynı gibi düşünülebilir. Bu donanım seviyesi de Karoq'ta Sportline olarak alınan şey Fabia'da Monte Carlo olarak anılıyor. O rally göndermesi yapmak için. Türkiye'deki farkı başta da söylediğim gibi 1.5 litrelik TSI motorla geliyor sadece Monte Carlo. 1.5 litrelik TSI motor anladığım kadarıyla Avrupa'da da sadece Monte Carlo ile geliyor ama Monte Carlo donanımı orada 1 litrelik motorlarla da satın alınabiliyor. Türkiye'de 1 litrelik motorlarla alınamazken. Böyle Monte Carlo'nun farkı, biraz daha sportif dokunuşlar seviyorsanız otomobilinizde. Çok da fazla şeyden feragat etmeden kamera bağlayacak bir yer gibi mesela ya da yüksekliği ayarlanabilir kafalıklar gibi mesela. Çok da fazla şeyden feragat etmeden bu sportifliği almış oluyorsunuz Monte Carlo donanımıyla birlikte. Asıl konulara gelelim o zaman. 1.5 litrelik TSI motor Fabia gibi bir otomobilin kaputu altında nasıl performans veriyor? Şu anda size göstermek isterim ama otomobilde yaz lastikleri var ve etraf gördüğünüz gibi karlı. Açılışı çekerken hava 20 dereceydi. Şu anda yarım derece, sıfır derece diyelim biz buna. Sıfır derece burada. Biraz daha dağlık bir yerdeyim tabii ki. Şehirde 3-4 derece şehirde bile. Şehirde bile ufak ufak kar yağdı. Mart'ın sonlarındayız bu arada. 2023 Mart'ının sonlarındayız. Böyle küçük bir sürpriz yaptı. Hava bize hafta sonunda tekrar 20 dereceye çıkacakmış. Güzel. Yani tam hasta olma havası. O nedenle araçta da yaz lastiği var zaten. Çok da zorlama peşinde değilim burada. Tutunmasını çok bilmediğim bir yolda. Performans açısından, çekiş gücü açısından motor, niye sürekli konudan başka yerlere kayıyorum bilmiyorum ama bugün biraz kafam dağınık herhalde. Performans açısından gayet iyi. 1250 kilo boş ağırlığa sahip otomobil. Pek hafif sayılmaz Fabia. Çünkü 1 litrelik motora sahip olan versiyonlar donanımlı halleriyle 1200 kilonun biraz üzerinde. Ama günümüzde artık otomobiller ağırlar, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bu otomobil de 1250 kilogram boş ağırlığa sahip. Çok hafif olmasa da yine de bu motorun kullanıldığı en hafif otomobillerden bir tanesi, kabul etmek gerekir ki. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla birlikte geliyor.
kuru kavramalı bir şanzıman bu. Sonuç itibariyle 150 beygir güç, 250 Nm tork üreten, üstelik de 250 Nm'lik torkunu 1500 devirden itibaren üreten bir otomobilden bahsediyoruz ve gerçekten de güzel çekiş gücü alıyorsunuz. İlk kalkışlar biraz garip. Çünkü DSG şanzıman artık biliyorsunuzdur herhalde. Kavramasını korumak için biraz daha telaşlı ilk kavramalar, ilk kalkışlar yapıyor. Debriyajı olabildiğince geç bırakmaya çalışıyor. Siz gaz verdikten ya da olabildiğince hızlı bir şekilde bırakmaya çalışıyor. Yarım debriyajda daha az kalmaya çalışıyor. Böylece kavrama setini koruyacaktır tabii ki. O nedenle biraz telaşlı bir kalkışı var. İlk başta bazen tutunma sorunları çekebiliyor. Ayağınızı biraz alıştırmanız gerekiyor. Hemen yüklenmemeniz gerekiyor. Ayağınızı alıştırdıktan sonra kalkışları da çok güzel. 0-100 km/saat hızlanma 8 saniye mesela. Bu bundan 15 yıl öncenin GTI alanına giren bir değer. Bugün tabii GTI'ler artık çok güçlü. Ama yine de kötü bir değer değil. Üstelik de bizim yollarımız açısından bakacak olursak da, yollarımızdaki araçlar açısından bakacak olursak da bir köpek balığı denilebilir herhalde. Hamsi sürüsünün içine dalan aç bir köpek balığı denilebilir herhalde bu otomobilin sunduğu performans için. Üstüne direksiyonda da kulakçıklar var. 7 vites çift kahramanlı şanzımanı manuel olarak kontrol edebiliyorsunuz bu sayede. Biraz daha fazla keyif almanız için her şey sağlanmış. Sürüşün diğer bölümlerine geçmeden önce tüketimlerden bahsedeyim motordan uzaklaşmadan ya da sürüşün diğer bölümlerine geçeyim. Performans konularını aradan çıkartayım. Sonra tüketimdir, konfordur onları anlatırım size. Normal bir süspansiyon sistemi zaten başta da söylediğim gibi. 17 inçlik jantlar var. XDS sistemi var. XDS'nin artık Plus ismi verilen, XDS Art ismi verilen en son sürümü var. Sonuç itibariyle baktığınızda otomobilin ekstra bir sportifliği yok. Normal Fabia'nın sürüşün üzerine çok fazla bir şey eklemiyor. Güzel bir direksiyon ayarı var. Gövdesi hareket ediyor ama yine de sınırlandırabiliyor kendisini. Öyle çok en azından yalpalamıyor dar virajlarda vesairelerde. Gayet rahat hareket ediyor. Gayet rahat yönlendiriliyor. XDS olduğu için ayağınız gazda olduğu sürece yani kontrollü bir şekilde gazla döndüğünüz virajlardaki tutunma kararlılığı gerçekten çok iyi. Normal tutunma kararlılığından çok daha fazlasını burada yapıyormuş gibi hissettiriyor size. Elektroniğin bir mucizesi bu da tabii ki. Elektronik sizin için ayarlamalar yapıyor. Hem gazınızı ayarlıyor hem işte kalan tekerleğe mesela fren yapıyor siz gaz verdiğiniz için. Böylece otomobilin burnu her zaman virajın içine doğru yönlenebiliyor. Ve bu da hem kendinize güveninizi artırıyor hem de otomobile güveninizi artırıyor virajlarda. Ayağınız gazda değilken tabii ki normal fiziki yol tutuşla baş başa kalıyorsunuz. O da Fabia'dan çok farklı değil. XDS Plus bu arada Fabia'nın diğer versiyonlarında da yine standart olarak geliyor. Yani sürüş hisleri açısından daha yüksek performans olması dışında bir farkı yok bu otomobilin. 17 inçlik jantlar ve daha dar yanaklar, nispeten daha dar yanaklar. Tabii ki ufak tefek farklılıklar oluşturacaktır. Mesela dar virajlarda iyice dar ve nispeten biraz daha hızlı alabileceğiniz virajlarda dışa doğru yığılmayı daha az hissediyorsunuz normal Fabia versiyonlarına göre. Bunu hissedebilecek kaç kişi vardır tabii trafikte dolaşıp kaç kişi bunun peşinde koşar ondan çok emin değilim. Arka arkaya manevralar yaptığınızda bu lastikler biraz daha iyi cevap veriyor ama mesela lastikler bile sportiflik öncelikli seçilmemişler. Bu araçta Bridgestone Turanza Eco lastikler var. Fabrikadan böyle gelmiş. Bu lastikler tahmin edersiniz ki yuvarlanma direncini azaltmak ve tüketimi düşürmek için geliştirilmiş lastikler yol tutuştansa. Mesela lastiklerini değiştirip biraz daha farklı bir deneyim elde edebilirsiniz. Yakıt tüketimiz öyle ağam şağam artmaz ama en azından aracın size vereceği hisler bayağı bir değişecektir. Biraz daha sportif bir lastik takarsanız. Buradaki ebatta buna uygun böyle bir tercih yapabilirsiniz. Standart Fabia'lardan farklı olarak. Durumlar böyle yani performans açısından baktığınızda hızlı bir otomobil, güçlü bir motor. Bizim trafiğimiz için en azından genel gelişmiş ülkeler ortalamasında olmasa da bizim için öyle. Böyle kabul etmek lazım. Diğer konulara geçeyim hemen yakıt tüketiminden başlayayım biraz önce söz verdiğim gibi. Normal şartlarda 32-33 km/saatlik bir ortalama hızla bu soğuk havada tabii ki. Yakıt tüketimi 7 litre 100 km'de gayet iyi bir değer. Buradaki 1.5 litrelik motor 2 silindirini iptal edebiliyor. Bu arada 1.5 litrelik TSI Evo motor var burada. TSI Evo yani yeni nesil TSI ama mild hybrid değil. Kafa karışıklığı yaratmasın. Belki Octavia'da öyle olduğu için öyle olduğu düşünülebilir ama mild hybrid değil bu. TSI Evo yine de yani yeni geliştirilmiş motor. Bununla ilgili bir hata yapmıştım daha önce Cupra Formentor'da. Nedense ona mild hybrid demiştim öyle olmadığını bildiğim halde. Her neyse burada mild hybrid olmayan bir TSI Evo var. İki silindirini kapatabiliyor. Şanzımanda süzülme modu var. Yani ayağınızı gazdan çektiğinizde şanzıman boşaltıyor ve otomobilin rahat bir şekilde süzülmesini, motordan direnç görmeden süzülmesini ve
yakıt tüketmeden ya da az yakıt tüketerek olabildiğince uzağa gitmesini sağlayabiliyor. Bütün bunların birlikteliğinde tabii ki 1.5 litrelik TSI motor tasarruf potansiyeli de oldukça yüksek bir motordur. Buradaki hafif Corsair de bu denkleme dahil edildiğinde gayet güzel bir yakıt tüketimi bu performans verilerine göre, otomobilin size hissettirdiklerine göre özellikle gerçekten de iyi bir değer. Başka bir değer daha aktarayım size. O daha ilginç, biraz daha ilginç en azından. Bu otomobili teslim aldığımda henüz 40 kilometredeydi. Tabii rodaj yapmam gerekti lastikler ve frenler için özellikle. Bu arada lastikler yeniyken gerçekten tutunamıyorlar bir yere. 250 km yaklaşık olarak rodaj için normalden daha sakin kullandım ama ne trafiği engelleyecek kadar yavaş kullandım ya da başka bir şey yaptım. Kliması açıktı vesaireydi. Otobanda 120-130 km saat bandında sadece virajlardan önce sert fren yapmadım. Bu da ne demektir? Ayağımı gazdan daha önce çektim sert fren yapmamak için. Bu da tabii ki yakıt tüketimine inanılmaz derecede ciddi bir şekilde katkıda bulunuyor. Sonuç itibariyle o ilk 200-250 km'lik aradaki yakıt tüketimim 6.4 litreydi 100 km'de. Tasarruf potansiyelini herhalde gayet güzel bir şekilde gösterir. Dediğim gibi sıkışık trafik var. Hız ortalamam 38-39 km saatti bu arada. Sıkışık trafik var. Otobanda 120-130 km saat bandında kullanımlar var. Ama kullanım stilim biraz daha farklı. Virajlarda sert fren yapmak yerine viraja yaklaştığımda sert fren yapmak yerine virajdan önce ayağımı gazdan çektim. Otomobilin hızının kendi kendine düşmesini bekledim. Sonra da hafif hafif fren yaparak virajlara girdim. Temel olarak en büyük kullanım farkı aslına bakarsanız buydu. Ve yakıt tüketimi de dramatik bir şekilde düştü. Sürüşünüz çok değerli sonuç itibariyle yakıt tüketimi açısından baktığınızda. Yani tasarruf potansiyeli oldukça yüksek. Konfor konusu. Daha önce kullandığım Fabia'da 15 inçlik jantlar ve yüksek yanaklı lastikler vardı. Burada 17 inçlik jantlar var. İnanılmaz derecede değişmiş iki otomobil. Gerçekten de çok farklı hissettiriyorlar. 15 inçlik janta sahip Fabia için hatta yeni izledim videoyu tekrar bir izleyeyim. Böyle hatırlamıyorum otomobil dedim çünkü. Ona neredeyse bir SUV'un olması gerektiği kadar sağlam hissettiriyor. Stabil, dengeli ve bozuk zeminlere uyarlanmış ya da uygun hissettiriyor demişim. Bu otomobilde öyle bir şey yok. Bu otomobil daha fazla titreşimi, daha fazla zemin bozukluğunu size hissettiriyor. Sadece jant çapındaki farklılıkla bu ortaya çıkmış. Bu da enteresan. Bu kadar farklılık tabii ki oluşması beklenebilir sonuç itibariyle. Lastik artık süspansiyon sistemi için çalışmıyor. Lastik artık biraz daha farklı önceliklere sahip. Filtreleme başarısı ya da darbe sönümleme başarısı çok etkilenmemiş. Yani büyük zemin bozukluklarının üzerinden hala iyi geçiyor ama filtreleme başarısı çok çok fazla etkilenmiş. Bu da tabii ki genel sürüş kalitesini ve bozuk zeminlerdeki o pürüzsüze yakın sürüşünü çok değiştirmiş otomobilin. Bayağı bir fark ettirmiş. Sportif tat peşindeyseniz iyi bir haberdir bu herhalde. Biraz daha sert hissediyorsunuz otomobili. Aslında süspansiyon sisteminde önemli bir sertleşme olmadan. Konfor konusunda ses konusu. Motor sesi çok fazla iç mekana sızmıyor. Öyle özel bir egzozu vesairesi yok tabii ki otomobilin. Normal 1.5 litrelik TSI motor seslerini içeride duyuyorsunuz. Rüzgar sesleri konusunda çok başarılı bir otomobil. 0.28 CV'lik rüzgar direnç katsayısı var bu otomobilin. Bu sınıftaki en iyi değerlerden bir tanesi. Bu gövde eklentileri de çok fazla etkilememiş gibi gözüküyor. Rüzgar sesleri konusunda en azından fabrikasyon gövde eklentileri böyledir. Sonradan takılanların aksine. Lastik yuvarlanma gürültüsü çok fazla var otomobilde. Yani herhalde Bridgestone Transa'larla ilgili, Transa Eco'larla alakalı. 17 inçlik jantlar da tabii ki lastik yuvarlanma gürültüsü biraz daha artırıyor. Sonuçta bir hoparlör gibi çalışıyor aslında bakarsanız o kocaman jantlar. Lastik yuvarlanma gürültüsü belirgin bir şekilde kulağınıza geliyor. Otoyolda özellikle fazla rüzgar sesi yok, fazla motor sesi yok. Lastik yuvarlanma gürültüsü de daha belirgin bir şekilde önünüzde oluyor, kulağınızda oluyor. Diğer Fabia özelliklerine geçeyim hemen buradan neler var neler yok arkadan öne doğru. 380 litrelik bir bagaj hacmi var. Bu sınıftaki en iyi değerlerden bir tanesi 380 litre. Mesela Renault Clio'nun 390 litrelik bagaj hacmi var. Ama tıpkı Renault Clio'da olduğu gibi burada da yine yedek lastikle birlikte ölçülmüş bir hacim bu. 380 litre. Yedek lastik zeminin altındaki bir yuvada bulunuyor. Belki 60 litre kadar bir eksidir. O yedek lastiği saymazsanız belki biraz daha azdır. Çok emin değilim bundan. Ama 380 litre değil yedek lastiği kullandığınızda bagaj hacmi. Hareketli bir zemin bulunmuyor bagajda. Zeminle yükleme eşiği arasında bir miktar fark var. Bayağı bir fark var hatta. Oradan yükleri atlatmanız gerekecek. Koltuk sırtlıklarını asimetrik olarak katlayabiliyorsunuz ama
bir basamak oluşuyor tabii ki o hareketli zemin olmadığında. Hareketli zemin için bir ön hazırlık var ama Türkiye'deki paketlerde anladığım kadarıyla bu zemin satılmıyor. Arka koltuklar sınıf ortalamasında diz ve baş mesafesi var aslına bakarsanız. Ama ferahlık konusunda biraz daha geride kalıyor Monte Carlo normal versiyonlara göre. Çünkü bu koltuklar bayağı iri yapılı. İleriye doğru görüş açınızı kısıtlıyorlar. Koltuğa bakıyorsunuz yani sağ veya sol arka koltukta oturuyorsanız ön koltuğa bakarak ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Genel olarak cam alanları geniştir mesela otomobilin. Bu açıdan baktığınızda normal versiyonların ferahlığı güzel ama burada öyle değil tabii ki. Biraz daha kısıtlı. Arka koltukta sunulanlar güzel. Mesela Sofix bağlantılar için güzel bir çerçeve sunuluyor. Rahat bir şekilde koltuğunuzu oraya bağlayabileceksiniz. Arkada havalandırma çıkışı var. Arkada iki tane USB portu var. C tip USB portu. Bunlar da güzel haberler tabii ki. Bir küçük sınıf üyesinde görmeyi beklemeyeceğiniz şeyler tam olarak. Kol dayanağı yok. Belki ilgileniyorsanız bu bilgi de işinize yarayacaktır. Ön taraf sınıf ortalamasında genel malzeme kalitesi vesairesi. Burada tabii ki biraz daha farklı bir dekoratif seçim var. Karbonlar, kırmızılar hoşunuza gidiyorsa gidecektir zaten. Hoşunuza gitmiyorsa bu da sizin kararınız olacaktır. Genel malzeme kalitesi bu sınıf için olabildiğince iyi diyebiliriz. 8.5 inçlik bir bilgi eğlence sistem ekranı var başta da söylediğim gibi. Güzel dokunmatik hassasiyeti var bunun. Kolayca yolunuzu bulabiliyorsunuz. Apple CarPlay var. Android Auto da vardır sanırım. Yanda dokunmatik düğmeleri var. Onları kullanmak pek kolay değil. Ama mesela frekansı vesaireyi seçtiğiniz bir düğmede yine fiziki olarak sunulmuş. Bunları da rahatça kullanacaksınız. Dijital bir gösterge tablosu. Birkaç tane farklı gösterimi var. Bir tanesi biraz daha sportif seçilmiş. Ortada bir büyük devir göstergesi de birlikte geliyor. Sportiflik beklentilerinizi karşılamak için belki de iyi olacaktır bu da. Çok öyle bilgi sağanağına tutmuyor sizi. Seçtiğiniz birkaç tane şeyi, iki tane kişiselleştirebilir bölmesi var. Orada seçtiğiniz verileri görebiliyorsunuz. Ortada da yol bilgisayarını görebiliyorsunuz. Saklama alanları güzel. Güzel bir kapı iç cebi var mesela. Hem genişliği güzel hem de önde irice bir şişe bölmesi bulunuyor. Kapının içinde şemsiyesi bulunuyor. Skoda güzellikleri. Bunun dışında vites kolunun önünde güzel bir saklama alanı bulunuyor. Ne yazık ki burada kalın bir plastik yok. Bir pet kullanılmış ama koyduğunuz şeylerin ses çıkarması tam olarak engelleyemiyor. Bu pet biraz daha belki de kalın olması ya da aşağıya biraz daha iyi tutturulması gerekiyormuş. Vites kolunun arkasında iki tane bardaklık var ama hem konumları itibariyle hem de genişlikleri itibariyle pek kullanışlı değil bu bardaklıklar. Ön taraftaki sürücü tarafından biraz daha rahat kullanılıyor ama arka taraftaki bayağı bir geride kalıyor. Ve kol dayanağının altında da yine küçükçe bir göz bulunuyor. Hoş bir özellik, ben bu sefer fark ettim bunu. İç lambalar, içteki spot lambalar dışarıyı da aydınlatabiliyor. Mesela kapıyı açtığınızda, otomobile binerken değil ama otomobilden inerken faydası var bunun. Kapıyı açtığınızda yeri aydınlatıyor bu spotlar ve neye bastığınızı, nereye basacağınızı görüyorsunuz. Su mu var, çamur mu var, birisi bir artığını mı bırakmış oraya. Her neyse ona basmadan araçtan inmenizi sağlıyor. Dikiz aynalarına konulan aydınlatmalardan çok daha etkili bir yöntem bu. Güzel bir şekilde kapının yan tarafında aydınlatabiliyor olması bu içteki spotların. Böyle hoş özellikleri var. Otomobilin Skoda'nın son dönemde kullandığı Simply Clever çözümlerinden bir tanesi. Basitçe ve akıllıca çözümlerinden bazıları bunlarda. Sonuca bağlayacak olursak Skoda Fabia Monte Carlo için. Öncelikle performansı herhalde su götürmez bir gerçek. 150 beygirlik bir motor var. Nispeten küçük bir otomobilde, pek hafif olmasa da nispeten küçük bir otomobilde. Sürüşü genel Fabia özelliklerine sahip, biraz konforundan ödün vermiş bu jant lastik kombinasyonuyla. Ya mesela kış lastikleri olsaydı biraz daha konforlu olurdu. Ya da bir küçük jant mesela daha ilginç olabilirdi. Bu arada 18 inçlik jantlar da alabiliyorsunuz. Sürüşü biraz daha konforsuz hale getirmek için. Belinizde bir sorun yoksa mesela, her şeyiniz ergonomikse, sırtınız beliniz ağrımıyorsa 18 inçlik jantlarla bu sorunun da üstesinden gelebilirsiniz. İlginç bir seçenek, farklı bir seçenek. Çok farkını gösteriyor mu göstermiyor mu siz karar verin. Ama performanslı bir otomobil almanın en kolay yollarından bir tanesi diyebiliriz herhalde şu günler itibariyle. Durumlar böyle. Bu arada elektrikli otomobiller var. Çok yakın fiyatlara satılan da performansları daha iyi bu Fabia'dan. Ya da en azından performans hisleri daha iyi. Sık sık şarj etmeniz gerekiyor olsa da. Durumlar böyle yani. Skoda Fabia Monte Carlo'dan. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Çekim yaparken berbat olan hava, sisli puslu ve kar yağışlı olan hava şu anda açmaya başladı. Bu da ayrı bir hoşluk. O zaman dediğim gibi benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.